işe para kazanma kaygısıyla girerseniz hiçbir şekilde başarılı olamazsınız. Bu şekilde özetleyebilirim. Kaç para kazanıyorsun derseniz, Wolf Team'in ilk oyuncularındansın ve böyle bir emeği verip sonra neden bıraktın? Seninle büyümüştük o yüzden. O hesap orada duracak Bloodripper. Bu oyunda bir efsane vardı. O efsane geldi ve geçti. Şurayı görmeden direkt burayı gören insanlardan kork. Abi bildiğin gibi Ersin abiler, Mehmet abiler furi oldu. Sen niye onlarla değilsin? Aranız mı bozuk, küs müsün? Ben bu işe başlamadan 9 yıl önce başladım. 600 binlik kanalı ne yapayım? Al çöpe atmayayım yani 8 senelik emeğime. Eskiden milyonlarca izlenirken şimdi izlenmelerin neden düştü? Herhangi bir fikrim var mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videodan herkese selam. Evet, bu videoyu çok bekliyordunuz. Soru cevap videosu sonunda sizlerle. Ben birazcık üşengeç bir adamım. O yüzden bu videoyu çekmesi birazcık beni uğraştıracak. Yani tripod miripod koydum işte. Yaka mikrofonu falan ayarladım. Biraz da üşeniyordum. Soruları falan toparladım. Böyle 400, Instagram'da da 200-300 tane soru gelmişti. Mantıklı olanlardan 10 tane ayıkladım arasından. Ve en çok soru olanlardan 10 tanesini ayıkladım. Onları bugün sizlerle beraber derleyeceğiz ve cevaplayacağım. Çok merak ediyorsunuz. Bu videonun diğer videolara nazaran daha fazla izleneceğini de biliyorum. Çünkü herkesin merak ettiği şeyler bu videoda olacak genel olarak. Evet, başlıyoruz. İlk soruyla. En çok sorulanları derledim ben böyle. Evet, ilk olarak adının anlamı ne ve nerelisin? Güzel bir soru sormuş. Başta şöyle başlayayım. Ankaralıyım. 25 yaşındayım. Kendimi bildim bileli Ankara'dayım. Yeni Mahalle kardeşim. Nereli dersen Ankara Yeni Mahalleliyim. Adımın anlamı, yani mahlasın, takma ismimin, koyduğum ismin anlamı. Ben 12 yaşındayken falan, 13 yaşındayken internet kafelerde bilgisayarla haşır neşir olmaya başlamış biri oldum. Bu da o zaman böyle rap müzik dinlememle beraber Amerika'da ve Batı yakasında ve Doğu yakasında Bloods'lar ve Crips'ler diye ikiye ayrılan bir çete grupları vardı. Ben de böyle Amerikan kültürünü çok dinliyordum falan, rap müziği o aralar. Gerçi hala ara sıra dinliyorum da eskisi kadar değil. Kırmızı çete, yani Batı yakasında Tupac'ların olduğu tarafa Bloods'lar deniyordu. Mavi çeteye ise Doğu yakasında Crips'ler deniyordu. Ben de Bloods, işte rapper, rapper da rapçi demek falan, orada 12 yaşında ergenlikte. O isim böyle hep oturdu, onunla gittiği için hep öyle kaldı yani o isim. Bu yüzden Bloods rapper diye kaldı. Şimdi değiştiremiyorum. 8-10 sene oldu bir nickname yani sonuçta. Değiştiremiyorum çünkü bu ilk başta internet kafede arkadaşlarınla beraber CS kit atarken koyduğun bir isim. Ve sonra online oyunlara geçiş yapıyorsun, o isim hep kalıyor. Sonra değiştiremiyorsun bir yerden sonra. O isimle insanlar seni tanıdığı için çünkü. Öyle bir durum olduğu için bu isim böyle kalıcı kaldı kardeşim. Üzgünüm, bazen ben de utanıyorum. Bloodripper çünkü çeviriden direkt baktığında kan rapçi diye geçiyor. Çok saçma biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Böyle kaldı, böyle gidecek. Gamer hayatına ve YouTube'a nasıl başladın? İkinci sorumuz. Şöyle başladı. Yani benim ilk eve bilgisayar alınması 2009 falandı. 2009 hatırlıyorum. Eve ilk bilgisayar alındı. İnternet bağlatıldı. Online oyunlarla tanıştım. Online oyunlarla derken benim ilk tanıştığım online oyun CS'ydi. Tabii ki CS 1.5 serverımız vardı. Orada ismim aynı Bloodripper'dı. Kontrollü adminlik sattığımız zamanları hatırlıyorum. Bayağı iyi zamanlardı. Sonra Google'da keşfette işte Wolf Team diye bir isimli bir oyun gördük. Yani gördüm daha doğrusu. Dedim bunu oynayabiliriz aslında. CS'ye birazcık benziyormuş falan. O arada CS'den bayağı sıkılmıştık. İndirdik. Yükledik. İşte aynı tag'i oluşturdum Bloodripper diye. Hop başladık. Oynuyoruz falan filan. Arkadaş çevremize falan yayıldı böyle. Beyler mahallede işte hadi gidiyoruz. İnternet kafeye falan gidiyoruz, oynuyoruz. Ne bileyim, kendi aramızda evden eve falan oynuyoruz. İşte klan mulan kuruyoruz, çatışıyoruz falan. Aradan bir işte 6 ay 7 ay falan geçti, oyuna başladık biz. Benim çevremdeki mahallede arkadaşlarım çok fazla bana işte hile muhabbeti açılmaya başladı. Lan bir yerden hile buldun, indirdin, bizi kekliyorsun, bizi böyle vuruyorsun falan filan diye. Bayağı boş muhabbetler dönmeye başladı. Ben de en sonunda dedim ki ben oynarken video çekeceğim. Bir şekilde bulacağım. Nasıl video çekiyorlar falan filan diyorum. Böyle araştırdım, buldum. İşte Fraps diye bir program buldum. Sonra düzenlemek için Windows Movie Maker vardı. Çok eskiler bilir bunu. Movie Maker varmış. Dedim ben bir tane yapayım, atayım işte izlesinler hile olmadığımı. Attım YouTube'a işte. Furkan CNC7. Yani 2011 yılında kurduğum ilk kanal arkadaşlar. Bakabilirsiniz YouTube'dan. Furkan CNC7. Böyle siyah beyaz ergen bir fotoğrafım var hatta. Neyse. Attım oraya abi. Bizimkiler izledi işte. Oha nasıl oynuyormuşsun lan falan. Harbi değilmişsin falan muhabbeti gelişti. Sonra abi ben bir hafta sonra, iki hafta sonra, üç hafta sonra bir baktım.
Bu video bayağı bir izlenmiş. Harbiden izlenmiş yani. O zaman 20 bin falan izlenmişti galiba. Öyle bir şeydi. Yani o zamana göre 20 bin YouTube'da izlenmek 2011-2012 senesinde sen o zamanın YouTube starıydın yani. Öyle bir şey diyebilirim yani. Bundan 8-10 sene öncesinden bahsediyorum. YouTube'dan da inanmayanlar varsa girip bakabilir. Öyle bir tayfa illaki gelecek yorumlara. YouTube ya, yapıyorsun falan filan diye. Falan filan diyen bir tayfa vardır. Onlar gelir elbet. Neyse. İşte attık, oynadık. Sonrasında gelişti bayağı. Sonra oyunda bir video yıldızı yarışması düzenlendi. Ona katıldım. Sniper üzerine. Onda da birinci oldum. Oyunda tanınırlığım daha fazla artmaya başladı. Sonra oyun hype dönemine girdi. İşte 2013 döneminde Türkiye'nin en çok oynanan oyunu olmaya başladı. 2013 ile 2017 senesi arasında Türkiye'nin en çok oynanan oyunuydu. Yani bu database'den de, Türkiye'deki istatistiklerden de açık ara ortadaydı. Sonra LoL ile falan kapıştılar. LoL bunu geçti. Bir şeyler oldu. Bayağı zırt pırt bir şeyler oldu yani arkadaşlar. O sıra ben de içerik üretmeye devam ettim. İlk başta YouTube'dan para kazanıldığını bilmiyordum. YouTube'a bu şekilde başladım. Şimdi diğer üçüncü soruya geçiyorum. Para için mi başladın, para için mi yapıyorsun, kaç para kazanıyorsun? Evet, bu muhabbete dönelim hemen hızlıca. Şimdi şöyle oldu. Ben bir yıl, bir buçuk yıl boyunca video atmaya devam ettim ve YouTube'dan para kazandığını bilmiyorum. Benim Furkan CNC7 ve VT Bloodripper diye bir kanalım vardı. VT Bloodripper kanalına gidip bakarsanız arkadaşlar 10-15'i aşkın 1 milyon üzerinde izlenmiş montaj videosu görürsünüz. Orada dedik ki çok telifli şarkı kullanıyorduk işte. Böyle işte Tupac'ın, 50 Cent'in ne bileyim o zaman dinlediğimiz kafalar işte. Hala dinliyoruz gerçi de. Artık birazcık daha az dinliyoruz. Elif'in şarkı o kanal ihtar yedi. İşte dediler ki oğlum dedi bu kanalda da 15-20 milyon izlenme var dedi. Sen bu bir kuruş para kazanmamışsın bu kanaldan dedi. Yani bu işten para kazanılıyormuş. Ben bunu sonradan öğrendim. Sonra gittim 2013 yılında işte şu anki izlediğiniz kanalı açtım. Şu anki izlediğiniz kanalı açtım. İşte AdSense'ını açtım. Monetize'ı onaylattım. İşte MCN şirketi falan filan. İlk başta AdSense'la başladık. Kurduk abi her şeyi. Başladık. Güzel bir şekilde dedik ki arkadaşlar bu kanala geçtik. Haberiniz olsun artık buradan devam ediyoruz. Çok güzel seriler başladık. İşte haftanın en iyilerini falan başlattım. Haftanın en iyilerinde işte bize video klip atıyorlardı. Biz o klipleri en iyi top 5'i falan seçiyorduk. Bayağı o kadar çok seviliyordu ki o zaman oyun zaten hype dönemi yani. Oynamayan bir Allah'ın kulu yok neredeyse. Güzel gidiyor her şey abi. Devam ettik işte gameplay'ler vesaire vesaire falan filan derken öyle büyüdü gitti yani YouTube. Ben sonra bu işten para kazanıldığını öğrendim. AdSense açtık işte. AdSense'ı onaylattık. Sonra MCN, birkaç tane MCN şirketiyle çalıştık. Birkaçından dolandırıldık. Paramız içeride kaldı falan filan uğraştık. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben sevdiğim işi başta hobi amaçlı başladım. Daha gerçekten keyfi amaçla başladık. İşe dönüştü bu yani. Bildiğin profesyonel bir şekilde düzenli içerik üretip para kazanmaya dönüştü. Ve bunda kimseden çalmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Sadece insanlar izliyor, beğeniyorlar, keyif alıyorlar ve biz de bundan para kazanıyorduk. Ama uğraşımız yani gerçekten gece gündüz demeden uğraşıyorduk. Yani ben günlerce uyumadığımı biliyorum. Yani zaten bizim fix hala şu anki durumumuz da aynı da yayın yaptığımız için. Uğraşmadan, didinmeden bir işin olacağı yok arkadaşlar. Olmaz yani. Bir de şunu söyleyeyim. Sadece bu işe para kazanma kaygısıyla girerseniz hiçbir şekilde başarılı olamazsınız. Şu an herkes YouTuber olmak istiyor. Herkes yayıncı olmak istiyor. Bizim yaptığımız işin kolay bir iş olduğunu ve kolay bir şekilde para kazanıldığını zannediyorlar. Ama öyle bir dünya yok arkadaşlar. Bu iş reklamla, işte sağa sola çok fazla reklam vermekle, ona buna ondan bundan prim kasmakla yapılacak bir iş değil yani. Sandığınız gibi kolay bir şey de değil. Her iş zordur. Buna büyük bir saygım var. Tabii ki sırtımıza taş çekmiyoruz. Herkes bu lafı söylüyor bize. Sırtımıza taş çekmiyoruz ama senin aylık yaptığın işin 20 katını mental olarak yorgun oluyoruz yani. Ben bazen bakıyorum adım atacak halim yok. Yediğim yemeği, içtiğim suyu, dün ne yaptığımı falan hatırlamamaya başlıyorum bazen. O kadar mental bir zorluğu var bunun yani. Hiçbir şekilde sosyal hayatınız sıfıra iniyor, ilişkileriniz yok oluyor. Vaktiniz yok. Neredeyse bazen vaktiniz olmuyor. Çünkü tek düşündüğünüz şey kanal, yayın, saat, dakika, zaman. Zaman yönetimi ve planlama çok önemli bunun için. O yüzden arkadaşlar zor. Sandığınız gibi kolay bir iş değil gerçekten. Sadece bu videoyu izleyen YouTuber arkadaşlarım veya yayıncı arkadaşlarım varsa onlar beni şu anda çok daha iyi anlıyorlar. Bu şekilde özetleyebilirim. Kaç para kazanıyorsun derseniz YouTube algoritmasından ben size bahsedeyim arkadaşlar. 1 milyon izlenme aylık olarak 1 milyona tekabül ettiğin izlenme ortalama izlenme süresi diye bir şey var YouTube'da. Eğer 1 dakika ile 3 dakika arasındaysa ortalama olarak sen aylık 1000-1500 lira gibi bir rakam kazanırsın. Tabii ki ortalama görüntülenme süren çok daha yüksekse bunlar 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika, 8, 9, 10 dakikaya kadar çıkarabiliyorsan
senin 1 milyon izlenmenden bunun 10 katına kadar para kazanabilirsin. Atıyorum 1 milyon izlenen videondan 10 bin lira da kazanabilirsin. Bu tabii ki ortalama izlenme sürenle ve koyduğun reklamla alakalı bir şey. Bir de o dönemde hangi YouTube'daki reklam verenlerin bastıkları bütçeyle alakalı bir şey. Yani atıyorum 30 milyon izlenen bir kanal, size basit özet geçeyim ben. Ayda 30 milyon izlenen bir kanal, ortalama görüntülenme süresi de 6, 7, 8 dakika falansa 100 bin liraya kadar para kazanabilir arkadaşlar. Bunu kolay bir şekilde özetleyeyim. Bunun bir de vergi kısmı var. %18 KDV, %22 de gelir vergisi. Bunlara hiç girmiyorum. Ödeyen arkadaşlar zaten bunu biliyordur diyerek YouTube'dan para kazanma mevzusunu kapatıyorum. Ben de kazandığım parayı da YouTube izlenmelerime göre hesaplarsınız. Ben YouTube'dan 10 bin lira da kazandım, 20 bin lira da kazandım. Aklınıza gelebilecek çoğu rakamları da geçmişte kazandım. Şu anki tabii ki YouTube'dan kazancım eskisi gibi değil. Ama benim sadece tek işim YouTube'da değil. Bunu da parantez içinde açıyorum. Hayatımı güzel bir şekilde devam ettirebilecek kadar şu an para kazanıyorum. Böyle özetleyip geçeyim. Şimdi mesleğin ne? Evet, diğer sorulardan biri de bu. Mesleğin ne? Mesleğim arkadaşlar, ben beden eğitimi öğretmeniyim. Küçüklükten beri sporla ilgileniyorum. Yani hep böyle bir yatkınlığım vardı. İşte basket oynadım senelerce. 6-7 sene lisanslı basketbol oynadım. 6-7 sene dart oynadım. Pek ülkede bilinmeyen bir spor bu. Ciddi yani 7-24 antrenman yapıp böyle ok atıyorsunuz abi. Kolunuz her gün böyle günde 5000 defa atıyorsunuz falan. Öyle bir şeydi. Ondan da yürüdüm birazcık. Uğraştım yani. Didinmeden hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. Biraz da onunla ilgilendim. En son beden eğitimi spor yüksekokuluna girdim. Dumlupınar mezunuyum. 4 yıl spor yönetimi üzerine artı 1 yılda pedagojik formasyon üzerine eğitim görüp öğretmen oldum. Ama şu an yapıyor musun mesleğini derseniz yapmıyorum. Yapmıyorum abi, çünkü ülkede öğretmene verilen değer belli. Bu konuya geçtikten sonra en çok merak ettiğiniz sorulardan bir tanesini daha soruyorum sizlere. Wolf Team'in ilk oyuncularındansın ve böyle bir emeği verip sonra neden bıraktın? Seninle büyümüştük oysa ki. Evet, bu soru herhalde milyon milyar defa gelmiştir arkadaşlar. Çok geliyor. Gerçekten yayınlarımızda falan da soruyorlar ara sıra. Artık ben yani ne bileyim, artık cevaplayayım diyorum ya. Ben de darlandım. Bıktım artık yani. Çünkü çok fazla insan soruyor. Yolda molda gördüğümüz insanlar da yani sağ olsun takipçilerimiz oluyor ara sıra. Onlar da soruyorlar yani. Şimdi bunu da yoruma yazacaklar. Ova ova reklam işte yolda takipçisine güler olmuş falan filan. Böyle bir iğrenç bir kitle de var. YouTube yorumlarında gezen. Neyse, oraya hiç girmiyorum bile. Şimdi benim zaten kafamda oyunu bırakmak gibi bir plan vardı 2019 senesinde. Çünkü önümde gördüğüm örnekler çok başarılı bir şekilde ilerlemeye başlamıştı. Yani bunun en kısa örneğinden Ersin. Wolf Team'i bırakıp PUBG'de, yani şu an top 3'te yani ülkede biliyorsunuz. Sonrasında ne oldu abi? Dedim ki ben de aslında bırakmalıyım gibi düşünüyorum. Üniversite okuyorum o zamanlar tabii ki. Son senem üniversitede. Yani bayağı güzel gidiyor aslında, izlenmelerim falan hayvan gibi yani, bayağı uçuk. Ben CS için de çok içerik ürettim. 2015-2016 yılında girip bakabilirler kanaldan. CS videolarım da çok benim. Bayağı izlenmiş yani. FPS üzerine bir yatkınlığım var yani az çok. Hep FPS oynadım. Hiç böyle LoL'dur, Dota'dır falan, bunları hiç oynamadım hayatım boyunca. Oynadık abi. Gayet güzeldi. Dedim ki ben bir tane ikinci kanalı açayım. İşte orada PUBG atayım dedim. Wolf Team içeriği üretirken İkinci kanalı açtım, PUBG açtım. Oraya da videolar atıyordum. Yine işte PUBG ile işte haftada bir, haftada iki oraya da atıyordum video. Orada şu an 32 bin abone falan olmuştu. Sonra dedim ki abi Wolf Team de atıyorum bir yandan diğer kanal. Yetişemiyorum. Bir yandan da üniversite okuyorsunuz. Mezun olmaya çalışıyorsunuz yani. Mezun olacağınız dönem bayağı sıkı bir dönem. Yani günde 3 saat, 4 saat falan uyuyarak yaşadığım dönemler. Bayağı güzel gidiyor her şey. Sonra dedim ki yani acaba bıraksam mı falan. Böyle bir aklımdan geçiyordu. Dedim en iyisi şey yapalım. Bir Wolf Team'le de görüşelim. Hani ben farklı içerikler de üretmek istiyorum. Ben Wolf Team resmi yayıncısıydım 5 yıl boyunca. Arkadaşlar bilmeyen yoktur yani bunu. Her yerde ana sayfasında, cartında, curtunda, orunda, burada, etkinliğinde, her bokunda vardım yani. Bilmeyen yoktur. Sonra Wolf Team'le de ortak bir karar aldık. Onlar da yani artık çalışmamayı düşündüklerini söyledi. Ben de şey yapma yani daha farklı içeriklere yönelmek istediğimi belirttim. Böyle ortak bir yol aslında alındı ve bırakıldı arkadaşlar. Bıraktık yani çalışmayı, beraber ortak bir şekilde çalışmayı. Yani ben birazcık farklı şeylere yöneldim. Ben Wolf Team'de çalışmayayım, şu an Wolf Team videosu da atsam yine 100 bin 200 bin izlenecek biliyorum yani her videom. Bunun da farkındayım. Şu an yarın ben Wolf Team videosu atayım 100 bin 200 bin izlenecek, bunu biliyorum yani. Ama ben
Şu anda birazcık da istediğim işi yapmak istiyorum. Wolf Team'de çok güzel işbirlikleri yaptık. Yani çok güzel insanlarla çalıştım. Çok güzel işler başardık. Yani hiçbir şekilde inkar edemem. Çok güzel insanlardan çok güzel tecrübeler kazandım. Çok güzel şeyler öğrendim. Bayağı güzel adamlarla çalışıp yani Wolf Team Türkiye'de herhalde eşsiz işler yaptığımızı düşünüyorum ya. Ülkemi gezmedik, etkinlik mi yapmadık, şehir turları mı yapmadık, sayısız canlı yayınlar mı, turnuvalar mı, neler yapmadık ya. Aklınıza gelebilecek her şey. İşte sniper turnuvası yaptık, sadece sırf çekim için nerelere gittik. Bilmiyorum, aklıma gelmiyor yani. O kadar 5-6 sene olmuş ki yani yaptığımız şeyler artık aklıma gelmiyor. Tabii ki güzel işlere imza attım. Yani Wolf Team'in resmi yayıncısı olmayı seçmemdi arkadaşlar. Ben tabii ki o dönem üniversite okuyordum. Wolf Team'in resmi yayıncısı olmayı seçtim yani. Kimse arkadaşlar, YouTube Türkiye'de bunu açık ve net bir şekilde sizlere söylüyorum. Babasının hayrına video yüklemiyor. Yani büyümüş kanallardan bahsediyorum. Günlük video atan, her gün çok güzel içerik üreten, montajlayan, yükleyen arkadaşlar, bu bir iş. Artık tamamen bu işin artık vergisini ödeyen insanlar var yani. Bu bildiğiniz iş yani. Sonuçta bu işten para kazanıyorsun, düzenli yapıyorsun ve sevdiğin işi yapıyorsun. Bu bir iş olduğu için herkes severek yapıyor yani. Ben de şu an sevdiğim işi yapıyorum. Ben de gidip öğretmen olabilirim ama oyun oynamayı daha çok seviyorum. Böyle bir yatkınlığım var yani. Bunun üzerinden oluşan bir şey. Oyunu bırakmamın sebebi tamamen bu arkadaşlar. Benim farklı bir arayış içerisine girmem ve ortak bir şekilde çalışmayı Wolf Team ile sonlandırmamız. Hala orada görüştüğüm insanlar var. Şirket, hala arkadaşlarım var. Hala o oyun orada devam ediyor bir şekilde yani. İlerliyor yani. Ha, ne kadar oyuncusu var, şu kadar oyuncusu var. Var yani, seveni var bir şekilde illaki. Sayı rakam çok artık tabii ki eskisi gibi değil ama bir seven kitle var oyunu yani. Hala oynayanlar var. Benim çok büyük saygım var. Bana sürekli soruyorlar, çarını ne yapacaksın, sattın mı? Benim çarıma 20 bin lira teklif ettiler, ben vermedim yani arkadaşlar. Bunu açık bir şekilde söylüyorum. Vermeyeceğim yani. Bu benim için manevi bir şey. O hesap orada duracak. Bloodripper bu oyunda bir efsane vardı. O efsane geldi ve geçti. Yani bu şekilde bilinecek. Yani o hesabı bana sürekli soruyorlar. Ne yapacaksın? Bana ver, ben oynayayım falan filan diye. Yok arkadaşım. Kimseye, bir Allah'ın kuluna o hesabı vermeyeceğim. O hesap orada bomboş duracak. Anladınız mı? Yani bunu rahat bir şekilde de söyleyeyim sizlere. Hiçbir şekilde çok sordular çünkü. Onu da cevaplayayım bir yandan. Bu konuyu geçtiğimizi düşünüyorum. Ha, bir de şöyle bir durum var. Bu konuya geleceğim şimdi. Eskiden milyonlarca izlenirken şimdi izlenmelerin neden düştü? Herhangi bir fikrim var mı diye bir soru geldi. Bunu da özellikle cevaplamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Evet, 7 yıl boyunca aynı oyunu üretmiş bir kanal düşünün. Farklı bir oyuna geçiyor ve geç kalıyor. Farklı bir oyuna geçerken çok geç kalıyor yani. Çünkü oyunun başını almış gitmiş. İzleyeceği kişiyi seçmiş. Siz geriden, çok geriden gelmişsiniz vesaire. Birçok etken var. Yani şöyle düşünün. Bana bir kitle sürekli farklı oyuna geç artık. Farklı oyuna geç. Şu oyunu bırak diyordu. Bir kitle de diyordu ki işte devam et. Wolf'a devam et. Böyle ikiye ayrılmış bir kitle vardı ortada. Yani ben de en sonunda dedim ki abi farklı bir yol izleyip bu oyuna geçtik sonuç olarak. Şöyle söyleyeyim. Yani arkadaşlar, yani beni sadece bir kitle var. Wolf Team için sevmiş yani. Ben onu net bir şekilde anlıyorum. Çünkü farklı bir oyuna geçtiğimde arkamda gerçekten duran bir kemik kitle yokmuş yani. Onu çok net bir şekilde anladım. Yani bu kanal 600 binlik bir kanal arkadaşlar. Az buz bir rakam değil. Benim sayısız milyonu geçmiş, izlenmeye geçmiş videom da var. Gerçekten seven bir kitle var. Ben sokakta yürüdüğümde adam diyor ki abi ne zaman Wolf Team videosu atacaksın diyorum. Onun diyorum ki ben bir yıldır PUBG atıyorum, farkında mısın? Abi sen PUBG'ye mi geçtin diyor. Ya böyle bir kitle var, anladınız mı? Bilmiyorlar hala ne yaptığımı. Hala beni Wolf Team oynayan sanırlar. Çünkü adamın kafasına sadece onunla kazınmış. 7-8 yıl boyunca aynı içeriği ürettiğim için sadece onunla kazınmış yani. Öyle bir durum söz konusu. İzlenmelerin düşme sebebi de beni en çok hayal kırıklığına uğratan bu yani. Adam sadece bunun için izliyormuş yani. Beni ben olduğum için izlemiyormuş. En büyük sıkıntı orada. Adam sadece o oyunu atarsam izliyormuş. Bak ben bugün her gün değil, haftada 3-5 tane PUBG videosu atıyorum, montajlattırıyorum, thumbnail'ine kadar yaptırıyorum. Yani video çekiyorum, güzel bir şekilde montajlattırıyorum, thumbnail'ini yaptırıyorum, onu bunu yaptırıyorum. Ha neden? Sırf izleyici sevsin diye abi. Bu yüzden yapıyoruz bunu yani. Ama yok, yine de o eskitliğe bir yaranamadık yani. Herif hala benim girip girişte trickshot atıp headshot vurmamı istiyor, Zahit oynamamı istiyor, Kar98 oynamamı istiyor. Halen öyle bir kitle var. Şu anda yavaş yavaş oluşmaya başlayan bir kitle var, onu da fark ettim. Genelde canlı yayınlarımızda sıfırdan bir PUBG Mobile kitlesi var şu an. Yani beni chatimde izleyen, yayınlarımı izleyen, Nora Live'daki canlı yayınlarımı izleyen kitle
Yani toplasan 5-10 kişi falan WoW Team'den tanıyan. Diğer herkes yeni insanlar. Yani hiçbir şekilde geçmişten beni tanımıyorlar. Bir de öyle bir durum var. Yani enteresan geliyor bana, bilmiyorum abi. Bir de şu tayfa var işte, yok ihanet ettin, izlenmiyorsun, senin devrin bitti falan filan. Bir de böyle bir kitle var abi, böyle kanser bir kitle var. Yani benim izlenmeyince, ne bileyim, benim videom işte izlenmediğinde adam böyle evde yes yaşasın, yaşasın. Bugün de izlenmedi, yaşasın diyen bir kitle var yani. Bir de böyle insanlar var, yoruma geliyor, senin devrin bitti, WoW Team'e ihanet ettin, şunu yaptın, bunu yaptın. Yani o adam için benim fikrim veya düşüncelerim hiçbir şekilde önemli değil. Sadece onun düşündüğü şeyler önemli, onun istedikleri önemli. Böyle bir adamlara ben hiçbir şekilde ihtiyaç duyuyorum. Oğlum benden uzak durun, Allah'a yakın olun. Bak gerçekten diyorum, istemiyorum yani. Eğer böyle bir kitle varsa, 500-600 bin kişiyse bu kitle, gelmeyin abi. Aman diyeyim, benden uzak durun. Yani gerçekten uzak durun. Onu yanı sıra geçtim. Zaten videolarımızın panelde önerilmesi %0. Bildirim atanlar kanalın sadece %22'lik bir kısmına bildirim gidiyor. Onu da panelden, kontrol panelinden bakabiliyorsunuz. Sadece %22'lik bir kısma bildirim gidiyor. Videolarımızın önerilmesi de %0.3 arkadaşlar. Onu da panelden söyleyeyim ben size. Ya birçok etken var işte, farklı oyuna geçmemiz. Ne bileyim, kanalın 8-9 seneyi devirmesi. Yani ben bu işe başladığımda arkadaşlar YouTube Türkiye'de sadece Burak Oyun'da, Jahreyn, Orkun Işıtmak, Murat, Video Oyun, Yeşil Dev'in maceraları, bu kadar kişi vardı. 10 kişi falan vardı arkadaşlar ben YouTube'a başladığımda. Ülkede yani. Biz o zaman o 10 kişi arasında videoları 50 bin, 60 bin, 70 bin izlenen tayfa bizdik sadece. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum. İnanmayanlar olur, girsin baksın abi. Şimdi sallıyor falan filan diyenler olacak illaki bu videoyu izleyip de. Girin azıcık araştırın ya. Azıcık araştırın. Senelerce e-sporda da koştuk. WoW Team işte kurt oyunu dediler. FPS olmaz dediler. Oldu abi. Fenerbahçe girdi. Galatasaray girdi. Aklına Dark Passage girdi. Bir sürü bir ton takım girdi. Hepsinde de oynadık. Güzel işlere imza attık. Güzel turnuvalar kazandık. Güzel paralar da kazandık. Hepsini burada dürüst net bir şekilde söyleyebiliyorum sizlere yani. Onu geçtim. Başka merak ettiğiniz bir şey var mı diye tamamen söylemek istiyorum. Ha, benim en dargın olduğum o kitle abi. Böyle işte sen ihanet ettin, artık izlenmiyorsun, bırak. YouTube'u bırak, şunu yap, bunu. Ya abi izleme ya. Sen izleme ya. Umurumda değilsin ya. Gerçekten bak, senin bir tane izlemen benim hiçbir şey... Arkadaşlar benim izlenme, bak yemin ederim ki gram umurumda değil ya. İnanın umurumda değil. İzlensin veya o video izlenmesin. Gerçekten bana yeni kanal aç falan diyorlar. Ben yeni kanal açsam yine aynı şey olacak. Biliyorum yani. 600 binlik kanalı ne yapayım? Al çöpe atmayayım yani 8 senelik emeğime. Buraya bir daha bir düşünsene, 8 senelik bir emeğin var. 600 binde bırakıyorsun bunu. Atıyorsun, bir daha video yüklemiyorsun. Çok saçma gelir yani bana, bilmiyorum. Tutup da kalkıp abi ben her gün vlog çekecek adam da değilim. Sokakta video çekecek adam da değilim. Değilim yani, kendi yapımı biliyorum. Ben sakin, rahat, düzgün, oyun oynayan bir adamım yani. Yayınlarımdan, sağdan soldan bunu da biliyorsunuz siz. Sakinim abi, seven adam gelir oyunumu izler, yayınımı izler. İzlemezse de izlemez, ben kimseye yalvarmam. Ne olur beni izleyin, ne olur like atın, ne olur abone olun, beni izleyin. Diyorlar diye demagoji yapmam yani, girip ağlamam. Drama ekmektir arkadaşlar. Bunu eskiler iyi bir drama ekmektir. Ben de bilirdim drama yapmasını. Herkesin hayatında tabii ki sıkıntılı bir yaşamıcı artı curtu olmuştur da bunlardan medet uman insanlardan kaçın. Yaşadığı sıkıntılardan medet umup insanlardan prim kasmaya çalışan insanlardan kaçın arkadaşlar. Neyse yani şunu söyleyeyim. Ben arkadaşlar dibi de gördüm. Tamam mı? Bu işe başlarken dibi de gördüm. Hem maddi hem manevi. Kendi hayatımdan da bahsediyorum. Burayı da gördüm abi. Buranın burasını da gördüm. Hepsini gördüm ama YouTube Türkiye'de şurayı görmeden direkt burayı gören insanlardan korkun. Ailem diyenden kaçın arkadaşlar. Tabii ki Enes'e falan gönderme yapmıyorum. Enes'i seviyorum. Herkes çocuğu taşlıyor ama adam gibi işini yapıyor. Gerçekten sağlam iş yapıyor yani. Neyse onu da geçtik. Durum tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Umarım her şey sizin için açıklayıcı bir şekilde ilerliyordur. İnşallah kafamda cevaplayacağım bir şeyleri kaçırmamışımdır. Bu videoyu başlatmadan önce bir 15-20 dakika düşündüm. Sonra boş deyip doğaçlama girdim direkt. PUBG'ye geçtiğin için pişman mısın? Neden diğer oyunlar değil de PUBG? Bu da güzel bir soru. Şimdi şöyle, ben Valorant diyorlar bana. Tamam, sürekli Valorant oyna. Valorant da şimdi düşüşe geçti. Açın bakın yani. CS yine birazcık geçmeye başladı. İşte yayın platformlarında falan filan. Valorant'ta Türkiye'de, YouTube Türkiye'de içeriğini izleten 2-3 kişi var diye biliyorum. Çok fazla yok. Ben yarın Valorant video satayım, o da 10.000 izlenecek. Adım gibi biliyorum. Bir de abi bilmiyorum ya, ben oyunu çok sevemedim. Beni şimdi buradan taşlamayın ama
Ben Valorant'ı çok sevemedim yani. Ha oynasam oynarım. 3-5 kere de oynadım. İşte skill atıyorsun, vuruyorsun falan filan bir şeyler yapıyorsun. Valorant'ı harcayacağım zamanı giderim Faceit kasarım. CS'de Faceit kasarım yani, bunu da söyleyeyim. Ha CS'ye oynuyor muyum? Arada ayda bir, yılda bir giriyorum, oynuyorum. Hesabım duruyor hala. Onda da hile çok. CS'de çok fazla hile var. Valorant'ta güzel oyun. Saygı duyuyorum abi. Oynayan insanlar var ama PUBG Mobile, PUBG daha doğrusu beni çok daha yakından etkiledi. Ben 4000 saat falan Steam'de PUBG oynadım. Steam'de yani PUBG sadece arkadaşlar ülkede iki tane isim biliyorum. Biri Mitrain, biri Tentazut, Dace yani. Bu açık ara net PUBG Steam'de ve pahalı bir oyun. Yani sistem isteyen bir oyun. O yüzden insanlar PUBG Mobile'e yöneliyor. Bu da bir gerçek. Hem cihazından oynuyorsun hem işte ne bileyim emülatörden oynuyorsun. Ben de dedim ki PUBG Mobile üreteyim abi. Yani zaten Perdijital de bu konuda beni çok destekledi. PUBG'ye geç, işte PUBG Mobile'e geç diye. Bilmiyorum, ben de dedim ki abi PUBG Mobile üreteyim. Çevremdeki bütün arkadaşlarım PUBG Mobile üretiyor. Oradan yürüyelim, gidelim. Gelelim diğer bir soruya. En çok merak edilen sorulardan biri Furi. Abi bildiğin gibi Ersin abiler, Mehmet abiler Furi oldu. Sen niye onlarla değilsin? Aranız mı bozuk, küs müsünüz? Evet. Bu en çok merak edilen sorulardan biri. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ersin'le Memo PUBG Mobile'i bırak, PUBG Steam dahi ortaya çıkmadan önce benim tanıştığım arkadaşlarım. Böyle güzel bir şekilde özetleyebilirim size. Ersin de Wolf Team'den başladı. Memo da Wolf Team'den başladı. Ben çok eski arkadaşlarım. Biz Memo ile senelerce e-sporda kovaladık. Bir de üstün adamı. Deadly Shooters. Şimdi maçın analizi için hemen odamıza bağlanıyoruz. Yani Ersin Memo benim aynı masada yemek yediğim insanlar. Aynı otelde, aynı odada kaldığım insanlar yani. Ersin yan odaydı da Memo ile kaldık yani. Çok kaldık. Aynı evde de kaldık Memo ile. Ne badire yani, ne turnuvalara gittik, ne yollar çektik. Bayağı güzel şeyler yaptık. 3 tane takım kurup koca oyuna hükmettik. Her turnuvada birini, ilk 3'ü aldık. Bayağı güzel işler yaptık yani. Bunu bilmeyen bir tayfa var. Bilgehan Demir'le bile maç sunduk lan Memo'yla yani. Anladınız mı? Benim bu adamlarla, aynı masada yediğim içtiğim adamlarla en ufak bir sıkıntım dahi olmaz. Neden beraber oynamıyoruz? Ha, o konuya geleyim. Bunu çok fazla soruyor insanlar. Neden beraber oynamıyorsunuz? Şöyle arkadaşlar. Ersin PUBG'ye geçtiğinde ben Wolf Team'deydim. 2017 dersin PUBG'ye falan, 2017'ydi galiba, PUBG'ye geçti. Ben hala Wolf Team'le devam ediyordum. Çünkü üniversite okuyorum. İyi de gidiyordu o zamanlar izlenmelerim vesaire. Şirkette de ortak çalışıyoruz biliyorsunuz. İçerikleri falan hep beraber üretiyorduk. Etkinlikler, cartlar, jurtlar falan biliyorsunuz. Üniversitedesiniz. Açık ve dürüst bir şekilde söyleyeyim. Ben bu yüzden Wolf Team'le devam ettim. Önce Ersin PUBG'ye geçti. Sonra Memo PUBG'ye geçti. Aradan 2 yıl geçti. Ben 2 yıl sonra Wolf Team bıraktım. 2019 oldu sene. Ersin ve Memo ekiplerini kurmuşlar. Çok güzel bir şekilde ilerliyorlar. Oyuna hükmediyorlar. Sıralamaya hükmediyorlar. Avrupa sıralamasına hükmediyorlar. Çok güzel işler de başarıyorlar. Yani şimdi aradan 2 sene geçmiş. Ben telefon açıp Ersin'e, ya Ersin kardeş ben 2 sene oldu. 2 senedir de biz pek aslında görüşemedik. Wolf Team zamanında görüşüyorduk falan da. 2 sene geçmiş. Ya beni bir ekibe alsanıza ya falan. Demem arkadaşlar, diyemem. Bu ayıptır. Yani böyle bir şey söylemek ayıptır yani. Bana böyle geldi. Bu yüzden de gidip söylemedim. Beraber iş yapalım, beraber video çekelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ben bunu söylemek istemedim. Zaten güzel bir ekipleri var. Çok kalabalıklar. Güzel işler de başarılılar. Ara sıra konuşuyoruz. Yani geçen Facebook zamanında turnuva olmuştu. MENA turnuvası. Barış da o zaman ortaktı. Oynayalım mı? İşte Arap Tayyareler diye bir takım kurduk trollemesine. İşte girdik biz de turnuvaya. Araplar var işte. Bütün Arap yayıncılar var. Ersinler var. Herkes var yani. Askere random girdik. Lan harita Sanok çıktı. Oynuyoruz. Her yayında 5-10 dakika delay var bu arada arkadaşlar. Tak birini vurdum. Lan Ersin'i vurmuşum. Şeyde Sanok'ta. Lan dedim Ersin'i vurduk yani. Şimdi millet diyecek ki yok ghostladı. Yok işte arkadaşını vurdu. Şunu yaptı falan filan. Ki oldu yani böyle. Bana ne yorumlar geldi işte, sen dedi kimsin dedi, Ersin'i vuruyorsun ki dedi işte. Lan üzerinde Ersin mi yazıyor, bilsem vallahi vurmayacaktım. Yani böyle bir durum var. Söyledim olay da kaç ay önce oluyor, 7-8 ay önce falan oluyor yani bu olay. Sen Ersin'i vurdun, sen vatan hainisin, onlar birinci olabilir, siz kimsiniz ki falan filan. Yani tamam, onların daha çok potansiyeli var. Yani hep beraber aynı ekiple oynadığınızda arkadaşlar, siz atacağınız adımı dahi arkadaşınızın bilirsiniz. Bu çok iyi bir şeydir yani. Tamamen oyuna böyle ara sıra girmekle olacak bir iş değil zaten profesyonellik. Profesyonel ve üst düzey sıralamada olmanın sebebi bu. Bu arada biz böyle g**vala girdiğimiz o turnuvadan 3. çıktık. Çok garip, enteresan bir şekilde. 16 takım vardı.
Birinci Ersinler oldu, ikinci Araplar oldu, üçüncü de biz olmuştuk galiba. Öyle bir şeydi. Yani bunu yanlış bir şekilde yorumlayan, kaos yaratan bir chat ortamı var arkadaşlar. Diyorlar ki işte o onu vurunca yayında falan filan bunu yapınca gelip bizim benim yayınıma saldırıyorlar. Veya Ersin'in yayınına saldırıyorlar. Ekip var abi, böyle bir millet birbiriyle kavga etsin, dövüşsün, bir sıkıntı yaşasın diye isteyen bir ekip var. Onu fark ettim ben yani. Onların tek amacı da chatlere gelip birbirini kışkırtıp birbirini kırdırmak. Başka bir şey değil yani. Türk'ü Türkiye kırdırmak. Ya adam bayrağı sallıyor abi Avrupa sıralamasında. Bu adamla yani neden? Ersin zaten kimseyle hiçbir sıkıntısı olmayan, sakin, küfür etmeyen. Gerçek hayatta da küfür etmiyor Ersin bu arada arkadaşlar. Sadece yayınla bir, siz birçok YouTube ve yayıncıyı tanıyorsunuz yakından. Videolarda küfür etmeyip video dışı küfür eden de var. Mesela benden dışarıda küfür ediyorum, bunu açık bir şekilde söyleyeyim. Ama izleyen kitle küçük olduğu için çok da küfür etmek istemiyorum yayınlarda ve videolarda. Olay kargaşa oluşturdular arkadaşlar. Umarım bu olayı çok iyi bir şekilde, net bir şekilde özetlemeye çalışmışımdır sizlere. Bu en özetlenmiş hali yani. Bu videoda kırpılarak, kesilerek zaten paylaşılacak sizlere. Olay tamamen bundan ibaret arkadaşlar. Yanlış şekilde, gözünüzü seveyim, bu işi yorumlamayın. Ne Memo ne de Ersin benim de en ufak bir sıkıntım, bir sorunum olamaz. Anladınız mı? Geçmişe dayanan bir saygımız, bir beraberliğimiz, bir birlikteliğimiz var. Ekipler farklı olabilir. Ben bunun için seviniyorum abi. Memo da senelerce bu iş için uğraştı. Bunu en yakından tanıyan, bilen adamlardan biri benim yani. Bu işe başlarken kaygıları vardı. Acaba başlasam mı, başlamasam mı diye. Ben de çok tetikledim. Başla diye. İyi bir yerde olması, iyi şekilde izlenmesi benim hoşuma gidiyor yani, anladın mı? Arkadaşının başarılarıyla mutlu olan insanlardan hiçbir zarar gelmez arkadaşlar. Biz de izlendik, biz de şey yaptık zamanında. Güzeldi yani her şey abi. Herkes yani gerçekten çabaladığı, uğraştığı işin ekmeğini yesin. Herkes kendi kalbinin ekmeğini yesin arkadaşlar. Benim tek gayem bu. Kim kimin hakkında nasıl düşünüyorsa Allah ona 20 katını versin. İyi kötü, iyi düşünüyorsa İyilik olarak 20 katını versin, kötü düşünüyorsa kötülük olarak 20 katını versin diyerek bu konuyu tamamıyla finişe atıyorum. Bana bir daha chatte gelip yok Bılat abi seni yumrukluyorlar, yok Bılat abi şunu yapıyorlar, yok Bılat abi neden furuya girmedin falan demeyin. Bu işe ne kadar daha devam etmeyi düşünüyorsun, bir süresi falan var mı gibi diye bir soru gelmiş. Şimdi şöyle, dijital sektör ilerliyor arkadaşlar, durmuyor, yerinde durmuyor yani. Şöyle özetleyeyim, dijital sektör, yayınlar ve oyunlar var olduğu sürece ben de var olacağım. Yani en son emekliye ayrılıp gidip öğretmen olabilirim 40 yaşında, 30 yaşında falan. Yani sonuçta bir alternatifim var. Öğretmenlik dışında da benim çok yaptığım işler üzerinden alternatifim var arkadaşlar. Editörlükle, sosyal medya gelişimiyle, nasıl diyeyim, profesyonel fotoğrafçılık, profesyonel drone çekimi, montajı, ben bunlarla da uğraşıyorum. Sizin bilmediğiniz farklı işlerim de var yani. Bunu da güzel bir şekilde özetleyerek bahsedeyim. Barış'la ne zaman tanıştın? Bu soru da çok geldi. Barış'la ne zaman tanıştın? Ne zamandır oynuyorsunuz? Gibi sorular da var. Şimdi şöyle arkadaşlar, Barış ikinci kanal açtığında 58 bin abone falandı. Benim ilk gördüğümde, tanıdığımda. Lan dedim, Barış'ı ben çok eskiden, LoL'den beri tanıyorum. Barış da köklü bir yayıncı arkadaşlar. Çok 2012 senesinde Twitch'e başlamış adam yani. LoL üzerinden. Tanıyorum, biliyorum. Bizim bir 2019 yılında şey oldu. Bir Perdijital etkinliğimiz oldu İstanbul'da. Perdijital etkinliğinde Barış'la tanıştık. İşte ne yapan kardeş falan filan. İyi, sen ne yapan? İyi. İşte konuşuyoruz. FPS'çi misin? Sen MMORPG mi oynuyorsun? LoL mu oynuyorsun? Şunu mu oynuyorsun? Bunu mu oynuyorsun? Barış'ın o zaman tam 48 bin falan abonesi var. 48 bin veya 58 bindi. Ben biliyorum, hatırlıyorum yani. Dedi ki kardeş, işte ben PUBG oynuyorum. Yayınlarda falan da oynar mıyız? Dedim aslında oynarız, iyi olur. Oynayalım. Dedi ki oynayalım mı? Oynayalım. O zaman oynamaya başladık arkadaşlar. Hem canlı yayınlarda hem işte ara sıra YouTube videolarında falan görüyorsunuz. Biliyorsunuz yani az çok. Oradan bir tanışıklığımız oldu. Oradan ilerledi. Gitti yani. Tanışıklığımızı soranlar için de bu şekilde. Benim arkadaşlar söylediğim gibi YouTube Türkiye'de hiç kimseyle bir sıkıntım yok. Yani benimle uğraşmayan adamla benim ne sıkıntım olabilir ki? Herkes kendi ekmeğine, işine, gücüne bakıyor arkadaşlar. Gelip çıkıp bana işte Bılat senin bilmem ne yapayım, sen böyle adamsın, sen şöyle adamsın diye oturup bana kimse iftira atmadığı sürece ben kalkıp bir Allah'ın kuluna bir laf söylemem yani. Gerek de yok, anladınız mı? Gerek, bazen bilmiyorum artık yaşım ilerlediği için falan mı böyle, ama bazı şeylere gerçekten tahammülüm yok. Deyip atıyor. Yani gram umursamıyorum bazı şeylere yani. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu yeni kanal açma mevzusunda da çok kararsızım. Bilmiyorum, yeni kanal aç, yeni kanala geç diyorsanız
Furkan Çinici kanalım var. 32 bin abonelik. Onu Furkan Ç'ye yapıp burada tamamen video atmayı sonlandırıp oraya da geçebilirim. Nasıl istiyorsanız buna siz karar verin. Beni sadece Wolf Team üzerine izleyen kitle varsa daha da izlemesin abi. Beni ben olduğum için izleyen adamlara benim ihtiyacım var. Sevmiyorum abi. Beni sadece bir oyun üzerine takip etmiş binlerce insanın bırakıp gitmesi tabii ki birazcık hayal kırıklığı ve üzücü bir durum. Çünkü adam seni 7 sene 6 sene izlemiş sonra bırakıp gidiyor. İzlemiyor daha da fazla. Ha, bu da umurumda değil. Kendi seçimi sonuçta. Bana gelip abi çocuğum oldu, çocuğum için video çeker misin diyen insanlar da var. Benim zamanında başladığım adamlar abi çoluk çocuğa karışmış, takipçilerim yani. Biz bir nesil büyüttük arkadaşlar. Abartmıyorum ben, 9 yıl geçmiş. Ben bu işe başlamadan önce 9 yıl önce başladım ben bu işe. 9, 16 yaşında başlamışım yani. 9 sene geçmiş, bir nesil büyüttük. Geçiyor, tabii ki takipçi ve kitle azalacak. Milyon milyar izleyen adamların 5 sene sonra ne olacağı belli değil. Hiçbir şey belli değil hayatta. Yarın ne olacağı belli değil. Bunu net bir şekilde biliyorsunuzdur. Diyorum, konuyu noktalıyorum arkadaşlar. Bu dakikaya kadar izlediysen sen harbi adamsın. Bu dakikaya kadar gerçek izlediysen like, abone, beğeni hiçbir şey istemiyorum. Atmayın. Hiçbir şey yapmayın bu videoya. Ne like atın, ne abone olun, ne yorum yapın. Hiçbir şey yapmayın. Sadece kafanızdaki bazı şeyler benim hakkımda şekillensin. Bu kanala ilk defa gelip yeni birini kazandıysam, bu videoyu da izliyorsa geçmişim hakkında ufak bir bilgisi olmuştur diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.